Şimdi bugün Türkiye Sigara ile Savaş Derneği'nin 30 Ekim tarihli webinarında sigara ve beslenme ilişkisini konuşacağız. Dolayısıyla da sizi ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bugün Teşekkürler. ben de bu kapsamda hazırlanan birkaç tane sorumuz var. Sigarayı bırakan bazı adaylarımızın veya bırakmaya çalışanların bana ilettiği sorulardan da harmanladım. Sizin fikirlerinizi almaya çalışacağım. Öncelikle sigara içmek besin maddelerinin emilimini nasıl etkiler? Size bunu danışmak isterim. Evet, sigara içenler de diyorsunuz, değil mi? Şöyle aslında sigara duman da sigarada nikotin var. Onun dışında da sigara dumanında aslında serbest radikal dediğimiz bir takım oksit, peroksit dediğimiz radikaller var. Onun dışında karbonmonoksit gibi, ondan sonra işte bazı kimyasal katran gibi zararlı kimyasallar vardır. Bunlar aslında bizim bağırsak duvarında epitel dokular var. Bu dokuların arasında özel emilim ile görevlendiren hücreler var. Bu hücrelerin harabiyetine neden olduğunu söyleniyor. Dolayısıyla hem iltihap hem de bu hücrelerin harabiyetine neden olduğu için bir kere emilim gerçekleşemiyor. Mineraller, vitaminler ciddi bir şekilde etkileniyor. Onun dışında kan damarların tıkanması söz konusudur. Yine kılcal damarların. Dolayısıyla hem kılcal damarlar ve normal damarlar tıkandığı için bu besinler eğer emilse bile taşınımı etkileniyor. Bu şekilde yine D vitamin gibi, C vitamin gibi antioksidan dediğimiz önemli vitaminlerin de emilimi ve depoların etkilendiği de biliniyor sigara içenlerde. Peki hocam, bunların arasında en çok zarar gören, sigaradan en çok zarar gören besin maddesi şu diye ayırabileceğimiz besin maddeleri var mıdır? İlk aklıma gelen C vitamindir. Çünkü C vitamin genelde antioksidan olarak çalıştığı için bizim vücutta belli bir deponun olması gerekiyor. Ve az önce bahsettiğim gibi bu sigara dumandaki bu serbest radikaller, oksit peroksit dediğimiz zararlı radikallerin emme gibi bir özelliği var bu antioksidanların. Dolayısıyla hızlıca tükeniyor. Onun dışında yine D vitamin diğer bir etkilenen bir vitamindir. Çünkü hem D vitamininin reseptör üzerinde ve D vitamininin sentezi üzerinde sigaranın veya nikotinin veya serbest radikallerin bir zararlı bir etkisi olduğunu, yine kalsiyum aynı şekilde. Bunlar ilk aklıma gelen ama az önce dediği gibi aslında emilim bozukluk olduğu için bütün besinlerin emilimi etkiler. Tabii bunun üzerinde bu kişiler zaten çok iyi beslenmiyor gibi düşünecek olursa besin ögelerin tabii ki vücuttaki seviyeler ciddi bir şekilde etkileniyor diyebilirim. Anlıyorum. O zaman ben şöyle bir toparlayacak olursam, bütün besin öğeleri etkilenir ama özellikle C vitamini, D vitamini ve kalsiyum dediniz. Bunların emilimi sigara içen bireylerin de zaten kendisi zor, güzel beslenmiyorsa o zaman sağlığı problemli olacaktır. O zaman sigarayı bırakınca neden kilo alırız diye sorabilir miyiz hocam? Böyle çok fazla, belki bunu bir bahane gibi üretiyor olabilirler. Sigarayı bırakmayı denedim ama kilo alıyorum diye. Ne dersiniz bu konuda bize? Tabii bunun sebebi de şöyle toparlayabilirim. Şimdi bizim ağzımızda daha doğrusu dilimin üzerine tat tomurcukları var biliyorsunuz. Bunlar genelde tatlı, ekşi, tuzlu tatlar alıyor ve aldıktan sonra bizim beynimizin iştah merkezine gönderiyor. Ve yemek yeme tabii ki tat alma ile birebir bağlantılı olduğu için sigara içme döneminde özellikle nikotinin bu tat tomurcukların yapısının bozduğunu biliyoruz. Dolayısıyla tat alamıyorlar ama sigara bıraktıktan sonra böyle 4-5 gün içerisinde çalışmalar gösteriyor ki nikotinin büyük bir kısım zaten vücuttan atılıyor. Bunu kan örnekler ve idrar örneklerine görebiliriz. Dolayısıyla bu tatlar yavaş yavaş geri dönüyor. Böyle olunca bir iştah söz konusudur öncelikle. Daha sonra işte sigara bıraktıktan sonra böyle bir ağzımızda ve ellerimizde böyle bir boşluk hissederiz ya, sürekli bir şeyler yeme gerek hissederiz.
Onun dışında bir strese yani bir stresli bir durum söz konusudur. Dolayısıyla şekerli, yani özellikle bizim beynimize haz veren bir bölge var ve genelde yağlı, kızartılmış besinler, tuzlu ve tatlı besinlerin bu haz bölgesine uyardığını biliyoruz. Ve dolayısıyla yani haz duygusunu kabartan diyebilirim. Dolayısıyla bu tarz besinlere yöneliyorlar kişiler ve bu dönemde eğer dikkat edilmezse iştahının da geri dönmesiyle kilo alabiliyoruz. Aslında doğru besin seçmemesinden dolayı aslında. O zaman şöyle diyeyim mi hocam, sigarayı bırakmak aslında doğrudan bir kilo alımına sebep olmuyor. Sigarayı bıraktıktan sonra kişilerin sahip olduğu o stres, o başka gıdaları yönelme, belki de hani ağzını izmaritle değil de başka bir şeyle doldurma psikolojisiyle, değil mi? Şekerli ve yağlı gıdaları. Aynen. Zaten aslında sigara bıraktıktan sonra vücut aslında böyle bir arınma sürecine giriyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde yani onun bir olumsuz etkisi olamaz. Bu kişinin beslenme alışkanlıkları veya işte bir şeyler yeme içme duygusu ve hemen stresten dolayı biraz şekerli tatlı besinlere yönelmesi bundan dolayıdır. İşte az önce söylediğiniz dişe tutmayı gerek duyuyoruz. Ben de diyorum ki işte bir havuç olsun, salatalık olsun. Yani o tarzı onu yavaş yavaş yani yiyelim veya ben hani şey de diyorum işte Türkiye'de tabii ben Hintliyim, ben Türkiye'ye gelmeden önce bu çekirdek ve çekirdek çitleme kültürüm yoktu, bilmiyordum ama güzel bir kültür bence. İşte evet. Zaman geçiyor, ağzımızı elimize de biraz meşgale gibi bir şey var. Dolayısıyla bu tarzı atıştırmalar tavsiye ederim, meyveler olabilir. Yani bunu belki de diğer sorularında yine konuşurum ama. Evet, tam buradan ama başka şöyle bir soruya bağlayabilirim. Sigarayı bıraktıktan sonra hocam, ağzımızda siz havuç olsun, salatalık olsun vesaire dediniz. Ama az önce Melahat Hanım da söyledi, bazı kuru yemişlere bu kadar fazla yönelirlerse, bu kuru yemişler de yağ içerdiği için sigarayı almaları, tekrar kilo almalarına sebep oluyor olabilir. Şöyle bir soru yönelteyim tam bunun üzerine. Sigarayı bırakmaya yardımcı olan bazı gıdalar var mıdır? Ve hatta benim bıraktıktan sonra bırakma süreçlerine yardım ettiğini düşünen 4 tane adayımın üzerinde denediğimiz bir şey var. Siz buna katılır mısınız bilmiyorum. Mor soğanın ve patlıcanın sigarayı bırakmaya yardımcı olduğu, mor soğanın salatasının veya közlenmiş halinin, bunun sebebini siz daha iyi açıklarsınız hocam. Nikotini mi bastırıyor, neden patlıcan ve mor soğanın böyle bir etkisi var? Ya antioksidantlar var içinde, fenolik madde dediğimiz maddeler var. Yani evet, aslında bazı besinlerin de tam tersine, ben de onun üzerinde duracaktım. Mesela yani çalışmalar gösteriyor ki et, kafein ve alkolik içeren besinler tam tersine et yeme, pardon, sigara içme duygusunu artırıyor bir şekilde. Tam tersine işte taze sebzeler, meyveler, balık ve özellikle siz dediğiniz işte iki özel sebze, hani bu çalışmada ilginç bir çalışma, hani ben görmek isterim böyle bir çalışma varsa ben, ama ben genel olarak işte antioksidan içeren, fenolik madde içeren besinlerin aksine bu duygu bastırdığını söyleyebilirim. Hı hı. Bu antioksidanlar ve fenolik maddeler içeriyorsa sigara içme duygusunu, o ihtiyacı bastırıyor. Ayrıca magnezyum içeren peynirler kahvaltıda, bitter çikolata, zannediyorum yine antioksidan içerdiği için, bol yeşillik, ıspanak, yeşil roka, dereotu gibi besinlerin de sigarayı bırakmayı düşünen insanlar için yardımcı olduğunu. Aynen. Hani eğer soracak olursan bir mucizevi besin yok aslında. Fakat biz ne diyoruz? Genelde sigara içen kişiler sigarayı belli bir besinlerle özleştiriyor. Mesela sabah bir işte kahveyle sigara veya yani onun çay veya kahveyle sigara. Bu dönemde belki onun yerine bir çay, bitki çayı veya yeşil çay, bir kızartılmış bir dilim ekmek veya işte başka şeylerle durum başlatırlarsa
belki daha iyi olur. O sigarayı unutturabiliriz. Yani bunun içerisinde de daha çok işte balık, sebzeli yemekler, tatlı sevenler için ben genelde muz derim. Ondan sonra elma derim. Çünkü hem bizim içine biraz şeker olduğu için o tatlı duygusu bastırıyor. Hem de içinde ciddi vitaminler, mineraller, antioksidantlar var, C vitamin var. Ateştirmalı, evet az önce dediğiniz çok fazla çerez de iyi bir şey değil ama onun yerine tabii ki onda da güzel yağlar var. Yani elzem yağı dediğimiz yağlar olduğu için işte bir avuç içi kadar diyoruz. Yine tüketelim ama ben mesela leblebi söylerim. Yani kendim de ofiste de bulunduruyorum uzun bile. Hem şekeri düzenliyor, o tarzı olabilir. Yoğurt olabilir. Yani böyle atıştırmalar, 3 öğün yemek ve 2 veya 3 ara öğün mutlaka tavsiye ederiz sigara bırakanlara. Ve tat almaya başlıyorlar nikotinin vücuttan atılmasıyla birlikte. Artık sağlıklı beslenmeye gitmek için en uygun bir zaman diyebilirim. Sayın Gözde Hocam, tam burada bir şey söylemek istiyorum. Güzel bir soruydu. Patlıcan nikotin içerir. Bu çok önemli. O nedenle sigara içenler patlıcanla kendilerini bırakanlar belli bir müddette. O nedenle bunu söylemek istedim. Aslında bölmek istemedim ama tam yeri geldi. Sayın Hocam, güzel yok, bilgiler için doğru, çok doğru, teşekkür ederim. Doğru söylüyorsunuz. O şekilde söylemedim ama ben tabii diğer hani antioksidandan yola çıktım ama o sebebi de olabilir. Hoş geldiniz. İlhi Hanım da aramızda. Melahat Hanım, iyi ki böldünüz. Ben sizi uyarmasanız kendim de söyleyecektim. Aslında birçok sigara kullanıcısı nikotin içerdiği için patlıcanla mış gibi sigara içtiğini zannediyor. Mor soğanın da etkisi yine benzer. Onda da antioksidan olduğu için. Az önce İndrani Hocam tat alma duyusundan bahsetmişken ben bunu koku alma duyusuyla da devam ettirmek isterim. Sigarayı bıraktıktan sonra koku alma duyumuzun daha da gelişiyor olması beslenme düzenimizi etkiler mi? Belki yediğimiz gıdalardan daha mı çok keyif alırız? Buna göre daha kararında yemek bizi tatmin ettiği için kilo almamıza da faydası olur mu, kilo almadan sigara bırakmamıza? Bu konuda neler söylersiniz? Evet. Aynen. Aslında bizim burnumuzun giriş kısmında ve nazofarings kısmında özel işte algaçlar var, reseptörler var. Bunlar da işte biz besin çiğnerken o kokusunu alıyor ve duyu, yani o tat damarcıktaki sinirler ile birleşip işte beynimizin iştah merkezinde bir lezzet. İkisi birlikte aslında lezzet almaya yardımcı oluyor. Hem koku hem tadı. Dolayısıyla genelde bu sigara dumandaki kimyasallar ve zararlı karbonmonoksit reseptörleri harabiyete uğradığı için koku da tam almıyoruz. Yani sigara içen kişiler. Dolayısıyla pek iştah kabarmıyor. Ama bıraktıktan sonra şunu dedim, yani genelde çalışmalar gösteriyor ki 3-5 gün içerisinde nikotinin atması ile ve çoğu bu duyu hücreler tekrar yenileniyor. Hem tat damarcıklar hem de bu burundaki koku reseptörler. Dolayısıyla yenilendiği için koku almaya başlıyoruz. Daha önce dolayısıyla sağlıksız beslenen bir kişi hani tat koku almadığı için biraz daha şekerli, tatlı, tuzlu bu tarzı besinlere yönelirken artık bundan sonra daha sağlıklı bir besine yönelebiliyoruz. Dolayısıyla beslenme üzerine ciddi etkisi oluyor. Anlıyorum. Bu söylediğiniz bilgilerin de ışığında aslında sigara içen bireyler kendi beslenme düzenlerinde bir yanlışlığa doğru gidiyorlar. Hem tat alma hem de koku alma duyularından dolayı. Ama bunun da dışında şöyle bir araştırma okudum ben hocam. Ben bölümüm sizin gibi gıda ve beslenme olmadığı için bir iki gündür yayın öncesi hazırlanıyorum nacizane. Oxford Üniversitesi yayınlarının 97 yılında yapılan bir araştırmasında şöyle bir tespit vardı, ilgimi çekti. Sizin bahsettiğiniz C vitamini, D vitamini ve kalsiyumu ek olarak da beta karoten ve bir takım başka vitaminler aslında vücuda aldığımızda sigarayı bırakmaya etkili olmuyor ama sigaradan kaynaklı DNA hasarını tedavi etmeye yardımcı olacağı için DNA hasarını önleyebilen bir vücut bu yolla da akciğer kanseri riskini azaltabilir deniyor. Doğru mudur hocam? Evet, beta karoten de bir antioksidan çünkü.
O yüzden yani bu oksit peroksit radikalları verdiği bu hasarlar, oksidatif hasarların DNA üzerinde de bu etkiler olabilir ve beta karotin gibi antioksidantlar aslında C vitaminin de benzer bir görevi olduğu için işte DNA ve kanser dediniz sanırım değil mi? Yani o tarzı oksidatif hasar veren hastalıklara karşı sigara içmekten belki korumuyor ama sigaranın verdiği zarardan koruyor. Bunu dediniz değil mi? Çalışma bunu söylüyor. Evet, çalışma bunu söylüyor. Doğrudan hani sigarayı bırakmaya etkili olmasa bile bunun verdiği akciğer kanserine yakalanma, DNA hasarı gibi bunları daha önleyeceği için belki de içicilerin bu beta karoten zengini veya işte C vitamini, D vitamini, kalsiyum alması, vücudunu sürekli koruması, hatta bu araştırma şuna da sonuca bağlamış. Hani hep duyarız ya, ben hiç ağzıma sigara koymadım ama akciğer kanserinden işte hiç ağzına sigara koymadığı halde babamı kaybettim derler. Araştırma sonucunda da aslında buna açıklama getiriliyor. Yani bunun tek sebebi bu değil. Belki de siz aldığınız gıdalardan dolayı yeterince DNA hasarını önleyemediniz ve genetik faktörü de söylemişler. Yani bu genetik faktörün de önemi olduğu için buna sığınmayın diyor araştırma. Bu İngilizce bir yayın. Dilerseniz yayından sonra size de gönderebilirim. Ben en çok bununla ilgilendim. Çünkü çok bizim bütün üyelerimiz de eminim benimle hemfikirdir. Bunu çok fazla argüman olarak karşımıza getirirler. Yani içmeyen de ölüyor. Hepimiz aynı yere giriyoruz gibi. Yani bu beslenme mutlaka bir yerde fark ediyordur. Bir şans arttırıyordur diye düşünüyorum ben. Bir kere sigara içenlere biz genelde hani C vitaminin daha çok yani öneri olarak en azından iki kat daha fazla almasını isteriz. Dolayısıyla evet, onun bir koruyucu etkisi olduğunu, beta karotin için de aynı şey denebilir. Doğru. Melahat Hanım bir sorusu var zannediyorum, ona söz verelim. Ha, Gözde Hocam çok güzel bir sunum yapıyorsunuz. İndriyana Hocama da çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel. Ben dün ablamın eşini kaybettim. Bir ay önce abimi kaybettim Covid'den. Şimdi 5 kişilik aile hastanede. Ona rağmen size bağlandım. Gerçekten iyi bir vaziyette değilim. Şimdi magnezyum çok önemli. Ağır sigara içiciler, ağır spor yapanlar, yaşlılar, çocuklar ve gebeler mutlaka magnezyum almalı. Özellikle sigara içenler. O nedenle siz antioksidanlardan bahsettiniz ama bu magnezyum çok önemli. En azından tabii ki biz içmelerini önermiyoruz ama bakın bugün Allah rahmet eylesin Mesut Yılmaz'ı kaybettik. Eski başbakanlarımızdan. Bu çok sigara içerdi. Ben kendisi de yakından tanıyorum ucuca. Şimdi sigara çok kötü bir illet ama içenlere de ben hep magnezyumu öneriyorum. Magnezyum çok çok önemli. Onu söylemek istedim. Size iyi toplantılar. Çok teşekkür ediyorum. Evet, magnezyum da birçok enzimin kofaktör olduğu için evet çok doğru söylediniz. Özellikle zararlı gazların detoksifikasyon yani zararsız hale getirme sırasında kullanılan enzimlerin faktör olarak çalışıyor. Evet, magnezyum zararlı yani çok iyidir. Yeşillikler o zaman yine yeşilliklerden bahsederiz. Yağlı tohumlar aslında şöyle yani ayarlı miktarda alındığında hem yani magnezyum açısından da zengindir hem de iyi yağlar var içinde ama tabii ki az belli bir miktarda alması gerekiyor. Yani kalp rahatsızlıklara karşı da koruyucudur. Özellikle ceviz diyoruz, fındık diyoruz ama tabii ki içinde yağlar da vardır. Dolayısıyla az miktarda. Evet, ben Melahat Hanım'ın bu uyarısı için teşekkür ederim. Kendim de notumu aldım magnezyum adına. Bize danışanlar olursa da bu şekilde belki yönlendirebiliriz. Kendisinin acı kaybını ben bu sabah öğrendim. Sosyal medyadan da iletişime geçtim. Buna rağmen yayında olduğu için de ayrıca çok teşekkür ediyorum kendisine. Devam edecek olursak bu yağlı tohumlar dediniz. Sigara içen bireylerin belki de vücutları daha hassas olduğu için herhangi bir kronik hastalığı olanlar sigara içiyorsa ekstra daha vücutları bu tehlikeye karşı maruz kalabilir diyebilir miyiz? Mesela şöyle söyleyebilirim. Mesela ben şeker hastasıyım kendim. Tip 2 diyabetim 7 yıldır yaklaşık. Bu az önce sizin bahsettiğiniz gibi E vitamini içeren leblebiler, beyaz leblebi, ceviz bu tarz şeyleri diyetime kendim de eklemeye çalışıyorum.
Tansiyon hastaları, kalp hastaları sigara içiyorlarsa bu rahatsızlıkları olduğu için daha çok etkilenirler diyebilir miyiz? Evet. Tabii ki özellikle sigaranın birçok kronik hastalıklar, özellikle kolesterol üzerine bir etkisi olduğunu biliyoruz. Yani dolaylı ve dolaysız olarak kronik hastalıklar üzerinde. Çünkü sigara dumanındaki olan bu oksit peroksit radikallardan bahsettim. Bunlar hakikaten çok zararlı. Yani doku harabiyetine neden olduğu için işte temas ettiği her dokunun harabiyete neden olur. Bu solunum sistemi olabilir. Akciğer kanserden bahsettiniz. İşte bizim bağırsak sistemin emilim oradaki hücreler olabilir. O zaman işte uzun süre maruz kalması veya solunum sistemi, akciğer zaten söyledim. Yani dolayısıyla her sistem yani nasıl diyeyim dolaylı ve dolaysız olarak zarar veriyor ve kronik hastalıkları riskler daha da yükseltmiş oluyor. Bununla ilgili çok çalışmalar var. Dolayısıyla evet yani sizin için de tipik diyabetesiniz geçmiş olsun. Tabii ki yani tipik diyabet üzerinde de etkisi olduğunu söyleniyor. Çünkü işte serbest oksijen radikaller hücrelere zarar veriyor. Hı hı. Ben bir de şöyle bir duyum alıyorum genel olarak. Zannediyorum bu beslenmeden daha ziyade psikolojik bir şey. Genelde bir kişi sigara içerken sigarayla neyin eşliğine alışkınsa, mesela sigara tüketirken onunla birlikte kuru yemiş yemeye alışkınsa, sigara tüketirken Türk kahvesi veya Nescafe içmeye alışkınsa, aynen. Bir süre sigarayı bırakma sürecinde bunlardan uzak kalması onun aklına sigarayı az getireceği için belki birazcık daha faydalı oluyor. Siz buna katılıyor musunuz? Sadece o süreçte evet, ben de onu dedim zaten. Yani biz sigara ile çoğu sigara içiciler bir şeyler özleştiriyor. Yani sabah mesela bir sigara ile bir kahve mutlaka olması gerekiyor. Dolayısıyla sigara bıraktığı döneminde o kahveyi unutacağız. Onun yerine belki de bir çay olabilir veya yeşil çay veya çorba olabilir, sıcak bir çorba, işte bir dilim ekmek ile, yani tamamen o sigarayı unutturacak şeyler olabilir. Yani evet, çay olabilir hocam. Hem de stresi bastırdığı için bir ıhlamur, sakinleştirici etkisi olan bir yasemin çayı olabilir. Çünkü bunların kanıtlanmış bir sakinleştirici etkisi de var. Ihlamur içebilir. Hem sakinleşir çünkü sigaradan kaynaklı bir yoksunluk belirtisi. O 72 saat çınlama dedikleri. Emre Üstün Uçar, onun da sigarayı bırakmakla alakalı bir filmi de vardır hatta. Orada da belirtir. Bitki çaylarının çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Doğru mudur? Doğru doğru. Ben de sizin o kadar güzel bilgiler var ki hayran oluyorum. Hakikaten siz de bu konuda çok araştırma yapmışsınız. Ben de hani benim genel beslenme bilgileriyle burada konuşmaya çalışıyorum ama siz hakikaten bu konunun derine girmişsiniz. Benim bilmediğim çok şeyler de sizden öğreniyorum. Teşekkür ederim. Katılıyorum. Çok teşekkür ederim fikriniz için. Benim bölümüm turizm ama biz turizmde okurken seçmeli derslerimizin hepsini ben biraz gıdaya meraklıyım. Hep gıdadan aldım. Boğaziçi Üniversitesi'nde böyle 3-5 seçmeli hep gıda üzerine, besinler üzerine, emilim üzerine. Tamamen eski bilgiler, yoksa sizin kadar bir şey bilmiyoruz kesinlikle. Şimdi yok, şunu yok, sorayım. Yok yani hocam. Siz aksine biliyorsunuz. Ben tebrik ediyorum. Siz de ve Melahat Hanım da, yani buradaki bugün toplantıda olan kişi konuya hakim. Bunu ben kabul ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun fikriniz için. Şimdi sigarayı bırakmak enerji ve zindeliği nasıl etkiler diye sorsak hocam size. Evet, yani dediğim gibi sigara bıraktıktan sonra, yani bu iyi bir şey. Yani vücuttan aslında nikotin belli bir süre sonra atılıyor. İlk tabii 48-72 saat biraz hani kritik bir dönem. İşte kişide bir yoksulluk belirtiler falan oluyor. İşte withdrawal sendrom dediğimiz şey. Onu o süresinde eğer kişi kendine hakim olabilirse zaten belli bir süre sonra akciğerimizde, bronşlarda bu zehirli gazlar atmaya başlayacaktır ve temizlenecektir. Yavaş yavaş solunum sistemi daha rahatlatacaktır. Diğer taraftan işte tat duygularımız, bu duyularımız yani geri dönünce daha sağlıklı beslenecek ve dolayısıyla kişi tabii hem nefes, doğru solunum sistem çalıştığı zaman bu sefer ne olur? Kan damarlar da
yani daha iyi çalışacak, kan dolaşım iyi olacak, dokulara oksijen daha iyi gidecek. Dolayısıyla ister istemez işi çok daha zinde, hem doğru besleniyor, hem nefesini tam alıyor, hem de vücuttan o zararlı şeyler atmış durumda. Bunun yanı sıra eğer sağlıklı beslenirse ve biraz da egzersiz veya hareket ediyorsa, o zaman kişi çok daha zinde ve enerjik olacak diye umuyorum. Yani eminim, yani böyle olacak. O zaman şöyle söyleyebiliriz belki de, sigarayı bıraktıktan bırakma öncesi süreç gibi, sigarayı bıraktıktan sonra da beslenme çok önemli. Vücudun kendini temizlemesine ve o toksinlerden kurtulmasına, akciğerlerinin temizlenmesine hem egzersiz, hem spor yapmak, hem de aldığımız besinler yardım eder diyebiliriz herhalde. Evet, aynen öyle. Hem bize mutlu edecektir. Çünkü egzersiz yapınca işte diyoruz ya, mutluluk hormonu, endorfin falan salgılanıyor. Dolayısıyla o da o sigaranın bırakma dönemindeki streslerden de belki bir miktar bize koruyacaktır. Yani kişiyi hakikaten mutlu hissedecektir. Doğru diyorsunuz. Şimdi biz hep sigarayı bırakmaya çalışan kişi bazında konuştuk. Beslenme ve sigara kullanan kişi adına. Ama ben bu bağlamda belki bebekleri de işin içine katmak gerektiğini düşünerek şöyle bir araştırma okudum hocam. Isparta'da yapılmış bu araştırma. Dergi Park'ta da format PDF şeklinde var. Sigara içen anneler kendileri sigarayı bırakamadılarsa eğer, doğum sonrasında kendileri vücutlarında sigara içtiklerinden dolayı nikotin olduğunu düşünerek bebeklerini sütten erken kesmişler. Bu 63 kişinin %77'si erken sütten kesip mamalara başlamış, nikotin çocuğa geçmesin diye. Dolayısıyla bu aslında böyle kuşaktan kuşağa böyle dalga dalga devam eden bir şey beslenme konusuna girdiğimizde. 4 ayda sütü kesen anneler var. Öyle okuyorum. Ben birkaç not almıştım. Bu 4 ay içerisinde sütten kesilen bebekler zaten ileride de, mesela şu anda pandemiyi konuşuyoruz, ne kadar hassas olduklarını tahmin edebiliyorum ben onları. Ama eski nesillere baktığımızda anne sütünü bir sene boyunca uzun uzun içen nesiller, mesela şu an ben Ankara'dayım, anneanne ve dedemin yanında. Dedem 77 yaşında ve geçtiğimiz hafta karantinası bitti, koronayı atlattı. Çok şükür kendisi iyi. Bunu da bu beslenmeye, yani eskiden beri sigara kullanmamasına bağlıyor. Sabah da onunla da konuştuk. Siz bu konuda neler söylersiniz? Evet, tabii doğru söylüyorsunuz. Bu çalışma da hakikaten bayağı bir çarpıcı bir çalışma. Evet, yani sigara birçok bize nasıl diyeyim, yanlış beslenme alışkanlıklarının devam etmesine neden oluyor. Ve bu tabii ki hem bizim hamilelik, gebelik döneminde de etkiliyor. Yani gebelik döneminde, hani siz emzirme sürecinde bahsettiniz ama yani ben böyle gebe kadının da işte yine sigaraya devam ettiğini biliyorum ve hakikaten bu hani bunun etkiler büyüktür, hem gebelik döneminde hem daha sonra. Ve dolayısıyla sigara içen bir anne bence gebelik döneminde de çok dengeli beslenmiyordur ki biz genel olarak gebelik döneminde belli besinlerin almasını tavsiye ederiz. Vitaminler olsun, mineraller olsun. Hem gebelik döneminde dolayısıyla çocuğu etkilemiş oluyor ve çocuğun çalışmalar işte gebelik dönemindeki beslenme hakikaten pardon, yeni doğan bebeğin ağırlık ile ciddi ilişkiler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hem doğmadan önce ve doğumdan sonra bile bebeğin sağlığı ciddi bir şekilde etkiliyor ve sizin söylediğiniz çalışma böyle ise hakikaten, yani çocuklar için özellikle 6 ay anne süt elzem diyoruz. 1 sene mutlaka anneler emzirsin diyoruz, hem bebeğin bağışıklık açısından hem fiziksel ve ruhsal ve her bir şekilde zihinsel gelişimi için. Ve bu hakikaten çok önemlidir. Hı hı, anlıyorum. Ben bir de şunu sormak istiyorum size. Birçok doktorun bu şekilde öneriler sunduğunu veya doktorun böyle uyardığını söyleyen adaylar oluyor. Bu tabii ki belki de şehir efsanesi, arkası yok ama birçoğu da doğru olabilir. İnsanlar diyorlar ki işte sigarayı bırakmak
kabızlığa yol açıyor. Çünkü benim doktorum bile onayladı. Sigara bağırsaklarımı çalıştırdığı için ben akşam yemeğinden sonra iki tane peş peşe yakıyorum. Böylece rahat tuvalete çıkabiliyorum. Sizin böyle bir sigaranın besinlerin emilimini, işte sindirimine yardımcı olduğunu, böyle bir beslenme takviyesi var mı bu tarz bir fonksiyon yani hocam? Yani ben bunu biraz psikolojik olarak görüyorum. Yani bazı insanlar der ki sabah bir kahve benim bağışıklık sistemi, yani benim bağırsaklar iyi çalıştırıyor. Yani bunu ben de belki zaman zaman derim, öyle çalışıyor, ben alıştım. Bence bu biraz psikolojiktir. Yani sigara bırakan kişiye ayrıca biz hani zaten diyoruz, hani beslenirken bol miktarda su, ondan sonra işte lifli, hani posalı sebzeler, meyveler aldığı takdirde, yani sigaranın özellikle bağırsakların çalıştırdığına dair çok bir bilimsel çalışma, bilmiyorum siz rastladınız mı, benim bakmam lazım ama ben görmedim. Ben biraz bunu psikolojik olarak da düşünüyorum ama doğru beslendiği takdirde, yeterince posalı besin, su, sıvılar alındığında sorun olacağını düşünmüyorum. Belki vücudun biraz alışması gerekiyor. Fakat bence yani beslenme düzenin düzeni değiştikten sonra sonuç alınabilir yani. Dediğiniz şu şey çok kritik hocam. Ben onun altını çizmek isterim. Böyle bir ciddi kaynak var mı diye sordunuz ya. Bence bu konuda bütün halkımız, herkesin, Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınlanmış, gerçekten kalifiye dergilerde basılmış çalışmalarını dikkate almasını önerebiliriz belki biz bu vasıtayla. Çünkü herkes bir şeyi birbirinden duyarak gidip eczaneye gidip sigaradan çözümler arıyorlar veya başka türlü yan etkileri olan gıda takviyelerine başvuruyorlar. Burada yine 97 yılında yapılan bir çalışma der ki, eğer sigarayı bırakmak üzere bir gıda takviyesi alacaksanız bu takviye asla ve asla kutuya girmiş şekilde olmasın. Sizin bahsettiğiniz magnezyumu almak istiyorlarsa, E vitaminini almak istiyorlarsa kuru yemişe yönelebilirler. Leblebi yiyebilirler, balık yiyebilirler. Ama bunun kutuya girmiş şeklini, yani böyle supplement olarak almasınlar. Bu araştırma mesela onun da altını çizmiş. Mümkün olduğu kadar doğal yollarla alalım ki, değil mi hocam? Yan etkisi olmasın, bağırsaklarımız etkilenmesin. Bir de hani ben şunu da size söylemek istiyorum. Siz tabii bu derneğin aktif üyelersiniz. Ben Türkiye'de böyle bir şey görüyorum. Bir de şöyle diyeyim, ben Hindistan'da doğdum, büyüdüm. Hiç sigara içmedim. Ve Hindistan aslında kolay bir yer değil yaşamak. Orada Türkiye'nin her yani bakımda %10 kat daha çok rekabet, daha çok stres var. Ben gençlerde bunu görüyorum. Yani sigara aslında bir özentiyle başlıyor. Daha sonra işte bu strestir, şudur, sınavdır, budur, şudur diye devam ediyor. Bence bunların hiçbiri gerek yok. Sigaranın imajı belki biraz sanki bir işte ne bileyim cool olmak gibi veya modadır, işte özentidir. Onu nasıl değiştirebiliriz diye bazen ben düşünüyorum. Bu gençlerin aklında ne yapsak da bu özenti artık özenti değil, artık bu cool değil. Yani sigara içmek çok bir şey değil. Bunu nasıl bu mesaj verebiliriz? Bunu hep ben size sormak istiyorum aslında. Çok haklısınız hocam. Ben bununla ilgili kendi deneyimlerimden de yola çıkarak şöyle size katılıyorum. Cool olmak eskiden sigara içerek sağlanıyordu. Yaptığım bir araştırmanın 493 anketinin yarıdan fazlası neden sigaraya başladığınız sorusuna şöyle cevap vermişlerdi. Üniversite çağındaki adaylarda, yeni bir şehre geldim, arkadaş çevrem olsun diye kantinde elimi kolumu nereye koyacağımı bilmiyorum. Ellerimde işte bir şey olması için sigara içiyorum. O sigara içip dışarı çıkan insan topluluğuna öyle katılabiliyorum gibi cevaplar verenler vardı. Şimdi bu benim yaptığım araştırmanın üzerinden 5 yıl geçti. Şimdi daha da zor dönemler başladı. Şöyle şeyler oluyor. Sınav yaptığım zaman geliyorlar sıraya bir araba anahtarı, bir paket sigara bırakıyorlardı. Şimdi cool olmak dediniz ya hocam, cool olmak adına elektronik sigaranın makinesini koyuyor. Ben sınav kağıdının yanında onu gördüğüm zaman çıldırıyorum. Yani bu cool olmanın sonu yok. Başka başka şeyler üretiyorlar. İşte başka bir marka, başka bir çakmak modeli falan. Dolayısıyla çok haklısınız, size katılıyorum. Belki de buradan şuraya bağlamak lazım. Şimdi beslenme çerçevesinden çok çıkmamaya çalışıyorum bugünün konu başlığı olduğu için.
elektronik sigara dedik ya, beslenme de siz az önce dediniz ki sigara içen bireyler daha çok şekerli şeyler almaya çalışıyorlar. Bıraktıktan sonra da bu elektronik sigaraların içerisinde bazı aromalar var. Acaba bu sebeple mi yapılmıştır hocam? Yani bu aromalarla şekerli bir bubble kokusu var, kayısısı var, çileklisi. Böyle bir şey bundan kaynaklı mıdır hocam acaba? Olabilir. Ben aslında elektronik sigaranın şeyi çok bilmiyorum ama yani haklı olabilirsiniz. Acaba bu olabilir ama onun yerine dediğim gibi ona ne gerek var? Yani sigaradan ben eğer kendimi korumak yani kurtarmak istiyorum. Ben onun yerine bir nane sakız tercih ederim veya yani bilmiyorum. Yani onun çok cevap veremeyeceğim. Çünkü ben hani elektronik sigara hakikaten neden tercih ediyor? Yani neden onun o koku aromanın olmasından çok bilgim yok aslında o konuda. Ama işte dediğim gibi biraz daha yani artık mantalite olarak çocukların yani her şeyin üstesinden aslında gelebileceğimiz bunu inanmak gerekiyor. Ve ben bu gençlerde görüyorum ve sigaraya bağımlı olduktan sonra daha da kendine güven kaybediyor. O yüzden bunu bilmiyorum nasıl değiştirebiliriz. Yani bu tabii konunun dışında söyledim ama benim de şu anda 16 yaşında bir kızım var ve hakikaten endişeliyim. Haklısınız hocam. Belki de bu sayede biz bu webinar sayesinde bu konularda da düşünmeye teşvik etmiş oluruz herkesi. Derya Hanım'ın da uyarısı üzerine son kulvara girdik. Kapanışa geçmek durumundayız. Depreme rağmen aramızda olan kendi çevreci ve sanatçı kimliğinin haricinde bu konularda da çok ilgisi olduğuna inandığımız Eli Hanım'a da tekrar çok teşekkür ediyorum katılan herkese. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ailem orada, o nedenle biraz işte telefonlar susmuyor gerçekten. Allah'tan iyiler, ama İzmir'in hali çok perişan. Gelen videolar falan korkunç. Özellikle Seferihisar'da ciddi bir su baskını var. Deniz taşmış vaziyette ve ben zaten en büyük zararı geçenlerde de konuşmuştuk Gözdeciğim. Sigara izmaritleri bu rögarları kapılıyor ya, tıkıyor ya. Ve dolayısıyla bu rögarların sürekli açık olması lazım. En fazla kirlenme malzemesi olarak ıslak mendil ve sigara izmaritini gösteriyor uzmanlar. Ben bundan yana çok şikayetçiyim çevreci olarak, yani benim ele aldığım şey. Fakat hocam çok değerli bilgiler aktardı. Çok teşekkür ediyoruz. Onu dernekte de aramızda görmek istiyoruz İndira hocamı. Çok Çok teşekkür memnun oldum. ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Tekrar herkese çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diyelim. Başka afet olmasın, sigara da olmasın diyelim. Herkese iyi akşamlar. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim.